Merhaba sevgili bahçıvanın elinden program izleyicileri. Sizlere Ankara Ayvalı'dan merhaba diyerek bir programımıza başlıyoruz efendim. Evet bildiğiniz gibi artık ilkbaharı da e, ortaladık aşağı yukarı yaz sezonuna yaklaşıyoruz. E, havalarımız iyi gidiyor. Maşallah yağmurlarımız bereketli. Her ne kadar kış biraz sönük geçmişse de Nisan yağmurlarını hissedemedik ama. Ee, maşallah Mayıs ayı e, yağmurları toprağımızı, doğamızı doyurdu. Hamdolsun inşallah e, bereketli bir e, ürün elde ederiz. Kışı, ilkbaharı tamamladık. Yaz sezonuna yaklaşıyoruz. Burada da bugün size anlatacağımız konulardan e, içerik olarak anlatacak olursak, balkon ve teraslar için hangi bitkileri kullanacağız, hangi bitkileri Nerelerde tutmamız gerekir? Bunların bakımları nedir? Ee, sağlıklı çiçek açabilmesi için yaz boyu orada bulunmuş olduğumuz e, balkon ve teraslarımız nasıl renk cümbüşü oluşturabiliriz? Ee, diyorsanız evet, bugün bu konuda sizlere böyle bir sunum yapacağız. Elbet ekranda gördüğünüz gibi hani sadece e, saksılarla e, bitkilerle değil. Saksılarda çok önemli, dekoratif olarak biraz daha renk katıp o yaşam alanlarımızı ilginç hale getirebiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi e, bisiklet figürü, saksı çeşitleri o kadar e, bu e, süs bitkileri kültürü e, genişledi ki hani çok alternatifler çıktı. biraz Ben hep şunu söylüyorum, evet her zaman Çek e, en e, ön plana çıkıyor ama. E, onu da daha güzelleştiren altındaki saksılar. Bunlar da çok çok önemli. Yaşam alanlarımızda e, bitkilerimizi diktiğimiz zaman hani göze hoş gelecek, gözümüzü yormayacak ve bitkinin konumuna, estetiğine uygun da altlarında e, saksılar olursa e, o bölgelerimiz, o alanlarımız daha güzel görünecektir. Bu çok çok önemli gerçekten. Abi çiçekler zaten bambaşka bir ama alt saksılarını da Seçimlerini güzel yaparsanız onlar da daha şık, daha güzel görüneceklerdir. Evet, bugün sizlere bir balkon saksılarla ilgili e, sunum yapacağız. Diğer yine e, farklı bitkilerimiz olacak. Önce şurada e, bir toprak saksı üzerinde e, arojman şeklinde bir e, bitkimizle ilgili e, hem e, anlatacağız. Hem de burada güzel bir şekil ortaya çıkaracağız. Gördüğünüz gibi bir toprak saksı ama boyanmış. Bunun her türlü renkleri var. Ama isterseniz bu tür şeylerde kullanırsınız. Bunun büyüğü, çapı, yayvanı biraz daha burada gösterişli olabilmesi için bodu, Bodrum papatyası dediğimiz Osmos Perum bitkimizi kullanacağız. Genelde Bodrum papatyası olarak geçiyor. Biz bunun edrafını farklı bir renkle ve ortasında farklı bir renk kullanaraktan güzel şık bir şey yapmak istiyorum. Siz de bu uygulamayı yaparsanız evet, şöyle bir kenara koyalım. Saksılarımızı tek tek çıkarıyoruz. Biraz toprak fazla gelecek, şöyle alalım. Hani burada bu kadar sık saksı Yaşayabilir mi bitkiler, yaşayabilir mi? Evet Hani Şu kadar bir saksının içerisinde Yaşatabiliyorsak Buradan da çıkarttığımız zaman Biraz daha Bayağı bir rahatlayacaktır Hiç sorun olmaz yeter ki Zamanında suyunu verelim Bitkimizin ihtiyacı olan Suydu güneşti Bunları sağlayalım Zaten gördüğünüz gibi saksı içerisinde yetiştirilmiş ee, biraz daha büyük saksıya geçtikleri zaman daha sağlıklı olacaklardır. Şöyle kenarları doldurarak gidelim. Eğer biraz daha büyük papatyamız, bodrum papatyamız olsaydı bir tane dikmiş olurduk. Ve de ama iki tanesi pek uyumlu olmadı. Ben şöyle tane dikiyorum. Etrafını doldurduktan sonra yan bitkilerimizi hafif altlarını desteklediğimiz zaman Evet. Şimdi şuradan biraz bitkimizi hafif alt kısımlarını şöyle Osmos Perum Bodrum Papatyası diye adlandırdığımız çok da renkleri olan bir bitki türü. Böyle bir uygulama yapabiliriz. Göze hoş, şöyle gözümüzü doyuracak şekilde bir renk oluşturmak istiyorsak, bunların çok renkleri var. Ama böyle bir e, arjman yaptığımız zaman, hani e, renkler birbirlerine zıt olursa daha güzel bir görüntü elde etmiş oluruz. Peki bu bitkimizin genelde yaşam alanları hangi bölgeler? Dış mekan bitkisi biliyorsunuz. Mevsimlik bir bitki. Ama bunu e, güney kısımlarda e, tutarsak e, daha çok çiçek alma eee olasılığına sahip oluruz. Burada çiçekleri geçtiği zaman e, mutlaka çiçeklerini kesmemiz gerekecek. Daha çok çiçek alabilmemiz için mevsimi tamamıyla e, bu Bodrum papatyasının çiçekli olarak geçirmesini istiyorsak çiçeklerini takip ediyoruz. Geçtikten sonra e, mutlaka bu çiçekleri kesmemiz gerekecek. Şuradan makasımızı alalım. Evet, örneğin şurada geçmiş çiçeklerimiz var. Şu şekilde. Bunları mutlaka uzaklaştırmamız gerekecek. Neden? Bunu her seferinde söyledik. Genelde çiçekli bitkilerimiz sürekli çiçek açmasını istiyorsak çiçekleri geçtikten sonra mutlaka o geçen çiçekleri almamız gerekecek. Neden? Çünkü tohuma yatacaktır. Tohuma yattığı zaman diğer çiçeklenme gecikecektir ve azalacaktır. Çünkü tohum tohumlanma ciddi anlamda bitkinin çiçeklenmesini engeller ve bitki orada tamamıyla... Toğuma döndüğü zaman tohumu geliştirmeye, büyütmeye, çoğaltmaya, olgunlaştırmaya bir çaba gösterir. Oraya e, fazlaca e, bitkinin besin e, o tarafa yönelir ve e, çiçeklenme burada gecikir. Bu çiçek açan bitkilerimiz için normalde bahçemizdeki güllerimiz için çok çok önemli. Kesinlikle yaz dönemindeki çiçekli bitkilerimizin çiçekleri geçtikten sonra keselim. Ama biz tabii ki bazı bitkilerimizden tohum almak istiyorsak o zaman da yaz sezonunun sonlarına doğru artık hani sonbahara girme iklimi oluştuğunda o zaman da bazı bitkilerimizi hani tohum almak istiyorsak onları kesmeyip onun tohuma yatmasını, tohumunun olgunlaşmasını sağlarız. Ama yaz döneminde çünkü şu an itibariyle ee, nedir, tohuma e, yatırmak bitkiye pek e, mantıklı değil. Çünkü bir nevi çiçeklerini, fazlaca olacak çiçeklerini engellemiş oluruz. Evet, güney bir bölgede duracak Bodrum Papatya'mız yeteri kadar ışık alacak ağaç gölge, kuzeyler ve e, şu görmüş olduğumuz yoğunluk ve sık dokuyu göremeyebiliriz kuzeylerde ve gölge kısımlarda daha seyrek, daha cılız ve cansız uzun dallar oluşacak. Ve de e, şeklerin üzerindeki renk, gerçek renklerini göremeyeceğiz. Çoğu bitkilerimiz sadece bu e, bodrum papatyası için geçerli değil. Bazı bitkilerimizin yani çoğu çiçekli bitkilerimizi e, ve diğer süs bitkisi grubundaki bitkilerimizi kuzey ve gölge altlarında e, kullandığımız zaman yeteri kadar oradan bitkimizin şeklerinden, görselliğinden e, faydalanamayız. Hep soluk olacaktır, cansız olacaktır. Onun için e, mümkünse tabii ki bu bitkilerimizi güney taraflara dikersek bu yoğunluğu görmüş oluruz. Burada ikinci bir durum. En önemlisi bitkilerimizin e, yaşaması için yaz döneminde sulamamız çok çok önemli. E, buna dikkat ettiğimiz sürece. Şimdi şöyle e, örnek vereyim. Yani bir bitkimiz belli bir şeye alıştırdığımız zaman eğer ki e, bir ciddi bir susuzlukla karşı karşıya gelip de bu e, bitkimiz suyu azalttığımız zaman yani e, uzun süre veyahut da ne bileyim hani bir haftalık süre içerisinde suyunu kestiğimiz zaman veremediğimiz zaman birden kendini kaybedebiliyor. Yani tabiri caizse püskül gibi hani derler ya işte el ayağı dökülüyor gibisinde yapraklarını ve kendinizi hemen salar. Ama çiçek verdiğimiz zaman bu tekrar toparlar. Ama bu arada bitkimiz sanki bir öleceğini hissederekten, kuruyacağını hissederekten böyle bir e, metoda girer ve çiçeklenmeyi geciktirir. Bu her bitkiler için geçerli. E, onun için biz mümkün olduğunca bitkilerimizi ee, hani e, alışık olmanın yani sürekli sulamanın dışında e, böyle e, ciddi anlamda topraklarını kurutacak bir süreç bitkilerimize yaşatmayalım. Yaşattığımız zaman o bitki kesinlikle bir şoka girip şeklenmesini ve gelişmesini durduracaktır. Bir nevi bitki ben öleceğim, e, kuruyacağım e, metoduna girerekten, kendinde bir korku hissederekten ve gelişmesini ve çiçeklenmesini, meyve vermesini e, durduracaktır. Bir e, müddet engelleyecektir. Tekrar kendine gelene, gelene kadar da e, böyle bir e, süreç yaşayabiliriz. Onun için burada yaz döneminde bitkilerimizin sulanması çok çok önemli. Bunu lütfen e, riayet edelim. E, bu şekilde bitkilerimizin sağlıklı yaşamasını sağlayabiliriz. Evet. Bir bodrum patatya, papatyasından e, dikim olarak uyguladık. E, bir farklı daha bitki üzerinde çalışacağız. Burada tabii ki e, biz dikim yapmadan önce bitkimizin dranajını falan hazırladık saksımızın. Ona göre bu da çok çok önemli bitkilerdeki alt e, su sisteminin kolayca tahliye olabilmesi için. Şöyle şunlarımızı alalım. Şöyle bir balkon saksımız var. Ee, gün geçtikçe artık e, teknoloji gelişiyor. Şimdi yeni çıkan saksılarda, e, balkon saksılarında en büyük sorunumuz, bitkilerimizi, e, saksılarımızı, saksılarımıza bitkileri diktiğimiz zaman, evet, deminki söylediğim gibi su bitkilerin için en büyük, en faydalı, en önemli hususlardan birisi. Evet. Dolayısıyla burada suyu verdiğimiz zaman e, saksıların altlarında mutlaka bir tabak olması gerekiyor. Olmadığı takdirde yani olması gerekiyor. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusu olunca suluyor, sulamamız gerekiyor. Suladığımız zaman işte alttaki komşumuzun balkonuna su akmış oluyor ve çamaşırlar varsa hiç hoş olmuyor. E, böyle bir durum e, aynı zamanda hani dışarıya sarkıtmayalım da içeri doğru sarkıtalım bitkilerimizi. Hani saksılarımızı şöyle koyalım da hani akarsa suyu balkona aksın, komşuyu rahatsız etmeyelim dediğimiz zaman da bitkimize kullandığımız toprak biliyorsunuz gübreli, biraz şerbetli. Dolayısıyla suladığımız zaman orada hiç hoş olmayan bir renkte su akmaktadır. Yani orada balkonumuzu kirletmektedir veyahut da işte fayanslarımıza falan renklerine zarar vermektedir. Şimdi ise e, e, tabak koyduğumuz zaman da bazen dengeli e, su veremeyebiliyoruz. biliyoruz. Hatta tabaktan dahi suyun taşsığı söz konusu oluyor. E, yine yağmurlar yağıyor. Bu arada bizim sulamamızın dışında fazladan bir su e, saksılar almış oluyor ve e, o alttaki her ne kadar tabak da olsa onlar dolup yine ya kendi balkonumuza ya da e, ...alttaki balkonlardaki komşularımızı rahatsız edebiliyoruz. Bunlar da hesap edilerekten... ...şimdi şu görmüş olduğumuz saksının altında e, delik yok. Tahliye deliği yok. Ama öyle güzel bir sistem konmuş ki bu saksıya. E, altta bir e, su havzası oluşmuş. Ve e, burada bitkimizin su biriktiği zaman altta şöyle bir havuz oluşturulmuş. Şu biçimde görürsek bitkimizi buraya diktiğimiz zaman vermiş olduğumuz su fazla su altta birikip ve bitkinin köklerine zarar vermeyebiliyor. Yani bu hesaplanmış bilimsel olarak bitkiye zarar vermeyeceği tespit edilmiş ve bu şekilde bir saksı türleri e, oluşturulmuş. Bir nevi akıllı saksı deniyor ama bu biraz daha akıllı saksının e, dışında bir e, konsept yapılmış buna uygulanmış. Ama burada e, tabii ki yine de e, benim sizden istihamım e, nedir? Bu üst kısmada yine bir e, mıcır, çakıl ve Ponzay taşı koyaraktan aşağıdaki o gözeneklerin kapanmasını ve biriken su bir buharlaşaraktan o aralardan buharlaşıp kaybolmasını önleyebiliriz. Bu şekilde de böyle bir saksı türleri var. Bunu da bilmiş olun. Şimdi biz onun tabanlanlı hafif gözenekleri var. Onların diplerine bir şey koyuyoruz. Ponza taşı koyuyoruz. Ve e, şöylece çevirelim. Altına bir müddet toprak koyduktan sonra. Evet ne dikeriz? Örneğin sardunya dikmek istiyoruz. Balkonumuzda e, sardunyanın daha şık durabilmesi için nasıl bir uygulama yaparız? Sardunyamız iki çeşit sardunya türümüz var. Biri sarkıcı sarkıcı sakız sardunya dediğimiz bundan kullanabiliriz ve de bir de toprak üstü e, sardunyalarımız var. Onu kullanabiliriz. Şu görmüş olduğunuz sakıt sardunya dediğimiz sarkıcı türü ortaya bir tane bundan dikip etraflarına da e, artık sizin tercih ettiğiniz renklerden kullanabilirsiniz. Evet, şöyle bir renk kullandık. Şöyle bir renk kullandık. Gördüğünüz gibi. Altta sarkıcı ortada. E, sardı yanımız var. Kenarlarda da e, böyle bir değişik renkte olan toprak üstü sardunyamız var şunu yine şey yapalım Evet buradaki daha kolay çıkmış gördüğünüz gibi böyle bir şeyimiz var alta koyuyoruz aşağıda tırnaklar var ve o tırnaklar dolayısıyla ee, bu Evet Altta tırnaklar var. O tırnaklar arada aşağı yukarı bir 3 santimlik bir boşluk var. Dediğimiz gibi su verdiğimiz zaman orada birikip köklerimize zarar vermeyebiliyor. Evet. Şurada yine ufak gözeneklerimiz var. Onların diplerine biraz çakıl türü koyalım. Yine bir şöyle toprağımızı biraz alt kısma çok fazla doldurmama kaydıyla. Şurada yine pemperenliğinde bir sakız sardunyamız var. Onu şöyle ortaya koyalım. Etrafını da kırmızı. Evet. Etraflarını da toprakla dolduruyoruz. Gelelim burada e, sardunyamızın bakımına. İyi bir çiçek açması için, sürekli çiçekli olabilmesi için ne yapmamız gerekir? Evet. Burada... Suyumuza dikkat edeceğiz. Başta anlattığımız gibi bitki şoka sokacak böyle bir e, süreç, susuz bir süreç yaşatmayacağız. E, yaşadığı zaman yaprakları sarılıp, Şimdi Mesela bazı bitkiler var, susuz kaldığı zaman yapraklarını hemen döker. Ama e, suyu verdiğimiz zaman hemen o yapraklar tekrar toparlanabilir, canlanabilir. Ama sardunya da öyle değil. Sardunya susuz kaldığında, Yaprakları sararır, direkt sararır ve o tekrar yeşile dönmez ve dökülür. Onun için yapraklar döküldüğü zaman da e, bitkimizin e, bu sap kısımları, sürgün kısımları cıplak kalır. Daha doğrusu yapraksız kalmış olur. O da pek hoş görüntü e, oluşturmaz. Burada e, bilhassa sardunyalarımızı e, mümkün olduğunca susuz bir süreç yaşatmayalım. O zaman hoş olmayan görüntüyle karşılaşmış oluruz. Burada yine sardunya bitkimiz çiçek açtığı zaman, çekleri geçtiği zaman koparıyoruz. Onlar biliyorsunuz uzun dallılar ve gövdeye yakın bir yerden kırıp alabiliyoruz. Biliyorsunuz sardunyalarımızda tohuma yatıp tohumlar üretim söz konusu. Ama Sardunyalarımız biliyorsun çok yıllık bir bitki değil, uzun süre yaşatabileceğimiz sezonluk bir bitki değil. Uzun süre yaşatacağımız bir bitki, kışında ola ki, eğer ki bulunmuş olduğumuz bölgeler, kışları sert geçen bir bölgelerse, orada da bitkilerimizi içeri alıp, içeri aldığımız zaman güney bir kısma koyup, bir toprak üstü budama yapıp, ve gelecek sezona daha sağlıklı çiçek açabilmesini sağlamış oluruz. Ee, sardunyalarım budamayı da çok seven bir bitki. Ne kadar hani e, mutlaka her yıl sonbaharda veya ilkbaharda bahçemize çıkarmadan işte bir ay önce falan veya iki ay önce bitkimizi budar yeni bir sürgünler olursa e, çıkmasını sağlarsak daha güzel daha canlı e, çiçeklenme olmuş olur. Evet sardunyalarımızda yine Güney kısımları çok sever. Suyu eksik etmememiz çok da fazla değil. Kararınca su vermemiz gerekir. Çiçekleri ee, geçtiği zaman çiçek laplarını koparmamız gerekir. Ve kuruyan, e, buruşan dallarımızın da yapraklarını temizlersek şık bir görüntü elde etmiş ve yoğun çiçekli dönem geçirebiliriz sardunyalarımıza diyorum. Evet, diğer konularımıza geçmeden önce kısa bir araya gidiyoruz. Biz izlemeye devam edelim. Reklamların ardından kaldığımız yerden efendim devam ediyoruz. Şimdi yine bir değişik bir bitki kullanacağız. Burada işte sarkıcı bitkilerin yerini alan petunyaların biliyorsunuz sarkıcı türleri var. Küpeller sarkıcı tipleri var. Sakız sardunya var ve son zamanlarda dış mekanda yetiştirebileceğimiz sarmaşık türlerinden olan mandevilla dediğimiz e, şu tür çiçekli e, bir bitkimiz var. Bunları da yine e, diğer bitkilerimin içerisinde bir kompoze oluşturaraktan sarkıcı bir e, bitki haline getirebiliriz. Burada dikim yaparken biraz daha e, işte e, balkonumuzun böyle sarkıcı şık olabilmesi için Mandavilla Diplandia dediğimiz e, Diplandia dediğimiz Mandavilla bitkisi e, sarmaşık türü bir bitki ama sürekli üzerinde çiçekleri e, olan gerçekten çok şık bir bitki. Bunu da size tavsiye ederim. Ama bunu işte balkonda sak, e, sarkıcı olarak kullanabilirsiniz ve de e, böyle toprak üstü ama destek çubukları bağlayaraktan da işte nedir, Yasemin gibi, Hanımeli gibi bu tür tarzda da büyütebilirsiniz. Ben burada yine uygulayacağım. Değişik bir bitki olsun, değişik bir kompoze olsun istedim. Şuradan hangileriyle uyumla hale getirebiliriz? Karanfil tarzı bitkimizle bunu uyumlu hale getirebiliriz. Ee, küpelilerle e, uyumlu hale getirebiliriz. Ama küpeliler çok e, yayvan ve e, geniş yer işgal ettikleri için hani onların yanında pek e, hoş görünmeyebilir. Ama burada şimdi şöyle uyguladığımız zaman e, göreceksiniz. Evet yanına da karanfil koyaraktan bunu e, zenginleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle e, yanlarda karanfil, ortada sarkıcı bir e, bitkimiz mandavilla. Bu da e, güzel, şık balkonda e, görüntü sağlayabilirsiniz. Burada e, biraz karanfil, hani... E, çok su meraklısı değil ama susuzluğa da dayanıklı demiyorum. Hani diğer bitkiler gibi çok fazla işte iki günde bir su verilmesi zorunlu demiyorum. Ama bu mesela haftada diğerlerine işte haftada üç gün su verebiliyorsak haftada karanfillere iki su verebiliriz. Veyahut da hani çok fazla su bitkilerin buzdolabında çamurlaşmasına, toprağının çamurlaşmasına ve bunu hiç sevmez karanfil bitkimiz. Ama aynı zamanda da çok güney kısımlarda ve yoğun nedir Güneş güneşye ihtiyacı var karanfilin bunu da unutmayalım. Burada mandevilla ile uyumlu mu? Evet, uyumlu. Burada düzenli bir sulama iyi bir pozisyon e, bitkimize oluşturabilirsek, güneş açısından çünkü burada hiç hani çekinmeyin e, direkt güneşe mağdur kaldığı zaman bitkilerde bir deform olur mu diye. Çünkü bunlar dış mekan bitkisi. Ama mandavilla eğer ki e, kış şartları yoğun geçen bir bölgelerde aldığımız zaman içeride de büyütebiliyoruz ama iyi bir ışık alabilecek bölge olması kaydıyla. Hani bunu İçeriye aldık işte ne bileyim biraz daha pencereden e, uzak içerilerde olsun güneşten yet, aydınlık yeterli dediğimiz zaman hoş olmuyor. Ama yaşatma ihtimali de var ama biraz nazlı onu da söyleyeyim. Burada kesinlikle söylemiyorum ki bu bir e, çok yıllık iç mekan bitkisidir. Bunu sürekli yaşatabilirsiniz işte kışın ev alın yazın da dışarıya alın demiyorum. Bu biraz Akdeniz bölgesinde ülkemizin çok farklı iklimleri olduğundan dolayı sıkıntı yaşayabilir. Ama biz bunu dış mekan bitkisi olarak size öneriyoruz. Evet karanfil ve mandavilla. Burada e, karanfilde de e, ve mandavillada da çiçeklenme olduğu zaman çiçeklerini koparın geçmişlerini. Ama karanfil çok çok önem arz ediyor. Onun da sürekli çiçeklenmesinin devam etmesini istiyorsak Mutlaka geçmiş çiçeklerimizi koparmamız gerekir diyorum. Evet şimdi bu uygulamayı yaptıktan sonra burada e, biraz da diğer e, balkon bitkilerimizin işte hep güneyden bahsettik. Hep e, çiçek nedir? Güney e, elbette çoğu balkonlarımızın hepsi güney değil. E, burada kuzey balkonlarımız da var. Ee, ve e, çoğumuzun belki güney balkonu da yok, kuzey balkonu da sadece kuzey balkonlarda yetinmek zorunda. E, bizim hiç mi bitkilerden faydalanma şansımız yok? E, bizim balkonumuz güneş görmüyor. E, ne yapacağız? Düşüncesinde olanlara da yine burada önerilerimiz var. Evet, burada e, kullanabileceğimiz Begonvil, begonyalarımızı da kuzeylerde e, balkon saksısı olarak kullanabiliriz. Hani yeteri kadar güneş almayan e, ama balkonlarımız dışları yani bir ağaç altı gölgeliği gibi e, güneşten uzak olması yeteri kadar aydınlık oluşmaktadır. Burada e, balkonlarımız kuzey balkonlarımızda begonya kullanabiliriz. Yine e, yanında. Şöyle cam güzeli dediğimiz, şunları şöyle biraz renklerin görüleceği şekilde. Rozet dediğimiz, cam güzeli dediğimiz, bunlar da e, kuzey balkonlarımızda çok çok güzel e, yaşatabiliriz. Burada önemli olan, kuzeyde e, bitkilerimizi sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmemiz için, Burada suya çok çok dikkat etmemiz gerekir. Neden? Kuzeyde olan bitkilerimiz çok az. Yani kısa sürede toprağının suyunu kaybetmez. Çünkü orası bir kuzey bir bölge. Orada nutuvvet ve nem hiçbir zaman eksik olmaz. Bunu hepimiz biliriz. Yani işte binaların, duvar diplerinin kuzey kısımları her zaman nutuvvetli ve yolsun türü bir yapıda olur. Onun için... Kuzeyde olan bitkilerimizde çok az su ister. Vermiş olduğumuz su çabuk tükenmez. Onun için burada bunlara dikkat edersek biraz da e, işte begonya, cam güzeli dediğimiz rozet bunlar e, gövdeleri diğerleri gibi biraz böyle sert yapıda değiller. Bir nevi kaktüs türünde gibi yüzde %90 üzerinde e, nedir su olan hafif bir nütubette, nemde de çürüyebilen, mantarı hastalıklara maruz kalan bir bitki türleri. Burada ona çok dikkat etmemiz lazım. Bitkilerimizin sularını, bu bölgedeki bitkilerimizin sularını çok dikkatli vermemiz gerekir. İkinci husus ve kullanmış olduğumuz toprak çok mu çok geçirgen olması lazım. Hani vermiş olduğumuz su toprağın bünyesinde kalıp, çamurlaşıp, ve e, geç suyu tahliye ve kaybetme olasılığı az olan topraklar begunya ve e, cam güzeli rozet dediğimiz bitkilerde elverişli değil. Onun için burada kuzey balkonlarımızdaki bitkilerimizin yaşaması için en önemli hususlardan birisi suya dikkat edeceğiz ve kullanmış olduğumuz toprak geçirgen olacak. Bu hususları sağladığımız zaman, Kuzey balkonlarında da şu görmüş olduğumuz renk cümbüşünü kesinlikle elde etmiş, orada da böyle bir renkli çek yetiştirme şansına sahibiz. Aynı zamanda e, ekranda gördüğünüz küpeli bitkimiz, bu küpeli bitkimizde e, nedir? Kuzey balkonlarımızda askılı olaraktan yüksek bir askı pozisyonunda veya e, ekranda gördüğünüz gibi hem askılı bir pozisyonu var ama. Onu kullanmıyorsanız bir sehpa tarzı yüksek bir pozisyonda bitkimiz durursa bu da sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürecektir. Küpeli bitkimizde en önemli hususlardan birisi de sık sık bitkimizin toprak yapraklarını nemlendirmemiz gerekir. Bu biçimde yüksek pozisyonda durması bitkinin çok sevdiği bir pozisyon. Bunu unutmayalım. Bu bitkimizi de kuzey bitti bölgelerde tutabiliriz, ama e, biliyorsunuz ki zaman zaman anlatmışızdır çok sık dokulu, kılcal kökleri olan ve e, suyu kaybettiği zaman aynen sardunya gibi e, yaprakları saralıp dökülme söz konusu e, küpeli bitkimiz içinde. bunu yaşatmamamız gerekiyor. Onun için. Sık ve öz sulamamız gerekecek. Eğer ki hazır almışsak zaten kendiniz de biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Üstten verdiğimiz zaman alttan hemen süzülüp kaybolur. Çünkü e, yoğun bir kök, çok geçirgen bir toprak ve hani singer gibi üstten verdiğimiz zaman alttan kaybolur. Ha, burada da e, kuzeyde de küpeliği tutarız dedik ama hani kuzeydeki bitkiler... Ee, toprakları hani kuzeyde olduğundan dolayı nemini çabuk kaybetmez dedik. Burada işte az sulayın ve idareli sulayın dedik. Ama küpeli bitkisi e, hani eğer ki dediğim gibi toprak yapısı eğer siz hazır almışsanız bu bitkiyi, bu dediğim toprak yapısı mevcut. Çünkü üreticimiz buna göre bu bitkinin toprağını hazırladı. Ve yeşilgen bir toprak kullandı. Ola ki siz bir fide aldınız, işte ee, nedir? Bunu e, biraz daha ne bileyim sık bir toprakla falan şey yaptıysanız orada az sulayın. Ama böyle bir hazır aldığınız bir bitkiyi e, siz kendiniz de evet benim haklı olduğumu hisseder gibiyim. E, söylediğimi. Çünkü üstten verirsiniz alttan e, su çabucak kaybolur. E, dışarıdan almış olduğunuz küpeliler. Onun için de burada ne demek istedim? Diğer e, begonya ve cam güzelliğini idareli sulayın. Ama bu o zaman biraz daha fazla suya ihtiyaç duyuyor demektir. Çünkü toprak geçirgen olduğu için e, kök çok böyle kılcal kökler olduğu için suyu fazla tutmadığından dolayı çabucak suyunu kaybedebiliyor. Onun için de hani diğerini işte Haftada iki defa suluyorsak veya da bir defa suluyorsak e, kuzeyde olduğu için cam güzeli begonya bunların haftada bir defa sulanması bitkiler için çok faydalı. Zarar değil fayda şey yapar ama bunu da belki küpeli de iki defa sulama ihtiyacı duyacaktır. Küpeli'nin en çok sevdiği iklim şartları nutubet ve nemi çok ister. Onun için de Bitkimizi mutlaka haftada bir de olsa yapraklarına iç mekandaki bitkilerin nemlendirilmesinde su püskürtün dediğimiz olayı küpeli bitkisi de yapabilirsiniz. Küpeli bitkimizi yaz sezonunda bahçemizde, balkonumuzda kullandık. Ama kışın içeriye alacağız. Kışın şu görmüş olduğunuz artık çiçeklenme bitti, yaprakları döküldü. O artık görüntüsünü yavaş yavaş kaybediyor. Ha, o zaman da biz ne yapıyoruz? Toprak üstü bitkimizi bir budama yapıyoruz ve gelecek seneye daha böyle dallı, daha yeni sürgünler oluşaraktan böyle bir şeklenme, yoğun bir şeklenme söz konusu olabiliyor. Evet, bunu da böylece anlatmış olalım. Tekrar yerine şöyle koyalım. Evet, dediğimiz gibi cam güzeli ve e, bunlardan. Ve balkonlarımızı e, renklendirebiliriz. Bilhassa kuzey balkonlarımızı. Burada e, Begonvil'imiz var. E, hanım elimiz var. Yasemin'imiz var. Bunlar da kokulu. E, altta e, Japon Gül'ümüz var. Japon Gül'ü ben çok tavsiye ederim. E, aşağı yukarı iyi bir pozisyonda olduğu zaman bu da çok güneyi seven bir bitkimiz ve sürekli Üzerinden çiçeğini eksiltmeyen bir bitkimiz. Burada sulamada çok çok önemli. Eğer ki sulamayı biraz geciktirdiğimiz zaman aynı sardunya gibi yapraklarını hemen saraltıp dökebiliyor. Onun için ona dikkat etmemiz gerekir. Şurada e, begum milimiz var. Ekranımıza, hani e, santımıza dekor ve renk olsun diye. Bunların da çok çok renkleri var değişik değişik. Hani Begonvil genelde hep böyle pembe bir renk olarak bilinir. Ama son zamanlarda bunun sarısı, kavun içi, beyazı, pembenin biraz daha açığı, biraz daha koyusu ve şurada ekrana e, kameramanım getirebiliyor mu gördüğünüz gibi içinde ayrı bir çek açmış gibi bir e, cins olan e, Begonvil billerimizin çok çok çeşitleri ve Ege bölgesinin sembolü diyelim. İzmir, Antalya o bölgelerde Adana buralarda rahatlıkla yetişebilen ve o kadar öyle asma gibi. Bu biraz bodur türü. Hani yayvan ve asma türü olmayanlar bir de o Bodrum'da, Antalya'da işte o bölgelerde Ege bölgesinde İzmir'de o kadar ki böyle komca dediğimiz üzüm asması gibi huskocaman e, dallanmış, budaklanmış, e, böyle çardakların üstünü kapatmış, ne bileyim işte e, balkonları böyle süslemiş ve uzun süre e, üzerinde e, çiçekleri kalabilen e, bir tür. E, tabii bunun güzelliğini de yaşayabilmek için e, Ege bölgesinde olmayıp da e, İç Anadolu ve işte iklimi sert geçen bölgelerde de en azından balkon ve teraslarımızda da begonvil yetiştirelim diyenlerimiz de var. Ama bunları biz saksı kültüründe, buralarda ancak saksıyla yetiştirebiliyoruz. Ama kesinlikle yazın, kışın eksinin altını görmeden bu ne kadar öyle oralarda dışarıda falan yaşamış olsa da burada artık çünkü orada tamamıyla dış mekana odaklandığı için bitki biraz daha dirençli hale gelebiliyor ama İç Anadolu'ya veyahut da işte e, iklimi sert olan kış bölgesi, sert geçen bölgelerde hafif bir soğukta hemen kaybedebiliyoruz. Onun için begonvil saksıda yetiştirmek isteyenler, tabii ki kışın içeriye kesinlikle soğuklar kendini hissettirmeden alması gerekir. Ama e, saksıda yaz sezonunu geçirmesi için güney bir yerde tutulması gerekecek bitkimiz. Ve aynı zamanda bitkimizin en önemli hususlardan birisi de e, saksı drenajının çok çok iyi olması lazım. Hani bitkimizin e, bitkimizi suladığımız zaman saksı içerisinde toprak çamurlaşıyorsa to, e, ve su uzun süre kalıyorsa yani e, uzun süre çamurumsu bir toprak e, bitki bu şekilde kalıyorsa bu bitki için çok sağlıklı bir durum değil. Onun için burada saksıda begonvil yetiştiriyorsak dranajı çok çok iyi olması lazım ve toprağa geçirgen olması lazım. Güney kısımlarda kesinlikle olması lazım. Tabi burada güney olduğunda da bitki çok fazla su tüketecektir. Onun için de suyunu sık vermemiz gerekecek. Bitkimizi susuz bırakmayacağız. Susuz bıraktığımız zaman bu bitkimizde yapraklarını dökebiliyor ve e, o dalları e, nedir cıplak kalıp e, hoş bir görüntü olmuyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Bir de tabi böyle bir durumda sadece yapraklarını dökmüyor, şekleri de e, dökülmüş oluyor. O e, güzelim çiçekleri uzun süre kalmayabiliyor. Onun için begonvelimizin en önemli konumlarından birisi Güney bir kısımda duracak, iyi bir güneş alacak. Toprağı saksısı iyi bir drenaj olacak ve çok iyi bir geçirgen toprak olacak. Bunları sağladığımız zaman da yanında da bitkimizin suyunu eksik etmezsek istediğimiz pozisyonda bitkimizi yaşatabiliriz. Peki bu durumda böyle bir imkanları sağladık iyi bir sezon geçirdik. Bu saksıda e, begonül yetiştirme kültüründe yani yetiştirme bölgeleriyle alakalı konuşuyoruz. İçeriye alacağımız zaman bu bir bodur türü ama e, biz aldık büyüdü ve yaz sezonunda bu imkanları sağladık dallı budakla asma gibi büyüklüğe ulaştı. Ne yapacağız? Bunu içeriye almamız ne olur? O zaman da bitkimizi bir asma budar gibi, e, bir gül budar gibi bu bitkimizi budayıp içeriye güney bir kısma almamız ve orada suyunu çok fazla vermememiz bitkimize hani tekrar e, yaşam moduna getirmememiz eksinin altına düşmeyecek kaydıyla bir yerde e, tutup tekrar ilkbaharın havalar ısındıp işte Mayıs'ın 15'inden sonra da bitkimizi dışarıya çıkarabiliriz. Zaten Ege bölgesinde böyle bir sorun yok. Çünkü e, bu tür bölgelerde hani ılıman e, bölgelerin dışındaki yerlerde çok tercih edilen, çok sevilen. Çünkü çok güzel bir renkleri var. Uzun süre çiçekler üzerinde kaldığı için tercih edilen. Onun için de çok çok bizden sorulan bir bitki. Hani bunu nasıl yaşatabiliriz? Ne yapabiliriz gibisinden. Dediğim gibi bu şartları oluşturduğumuz zaman yetiştirebiliriz çelikle bu bitkimizi rahatlıkla üretebiliyoruz. Çelikte genelde biliyorsunuz ağacımsı bir yapısı var bu bitkimizin ve e, bitkilerimiz bu tür ağacımsı bitkilerimiz sonbahar e, dinlenme dönemine girdiğinde e, çelik yaparaktan bu bitkilerimizden çelikle elde edebiliriz. Önemli olan bitkilerimizi çelikle yetiştirdiğimiz zaman bitkinin kök yapabilmesi için çünkü çelik bitki üretmemiz için çeliklerden kök çeliklerin köklenmesi gerekecek. Burada da en önemli konulardan birisi de e, çelik yaptığımız ortamın ısısının e, sürekli aynı e, derecede olması kesinlikle 18 derecenin altına düşmemesi 18-24 derece arasında bu ısıyı sabit tuttuğumuz sürece e, bitkilerimizden sağlıklı bir çelik elde ederiz. Bu çeliklenmede dediğim gibi toprak altındaki o kestiğimiz bölgeden köklenme olacak. Orada da kesinlikle sabit bir ısı çok çok önem arz etmektedir. Evet, böylelikle begonya bitkimizden de anlatmış olduk. Bu şartlar altında bakarsanız sağlıklı bir bitki elde etmiş olursunuz. Ee, bu programda bugün işte Sardunya, Begunya, efendim cam güzeli, kü, efendim küpeli, e, karanfil, e, bu bitkileri Begonvil bunlardan anlattık. İleriki programlarımızda yine değişik bitkilerden anlatacağız sizlere yar ve yardımcı olmaya çalışacağız efendim. Evet bugün bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı olmuşuzdur tarafınızdan beğenilmiştir diyorum. Evet. Ankara Ayvalı'dan yapmış olduğumuz Bahçıvan'ın elinden programının sonuna geldik. Sizlere en güzel dilek ve temellerimle selamlıyorum. Kazancınız bol, ürününüz bereketli, sağlığınız, saatiniz yerinde olsun. Ve sağlıklı, huzurlu bir yaz sözünü, yaz sezonu geçirmenizi diliyorum. Allah'a hoşça Hoşçakalın efendim.